Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir çorba tarifimle geldim. Karamelize domates çorbası tarifi vereceğim inşallah. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle böyle bir tane fırın tepsisini yanımıza alıyoruz. Ben böyle bir yuvarlak borcam aldım, büyük yuvarlak borcamlardan. Fırın tepsisi de olur, hiç fark etmez. Arkadaşlar burada 650 gram domatesim var. Yani böyle gördüğünüz gibi 5 adet orta boy domateslerimizi temiz bir şekilde yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra arkadaşlar böyle ortadan ikiye bölüyoruz. Böldüğümüz domatesleri böyle tepsimizin içerisine yerleştiriyoruz. Evet, domateslerimi yerleştirdim. Şimdi de arkadaşlar burada böyle gene bir adet kuru soğanım var. O da böyle biraz büyüğe yakın bir soğan. Yani çok küçük de değil. Şimdi soğanlarımı da böyle ortadan kesiyorum. Ve soğanımı böyle halka halka olacak şekilde kesiyorum. Şimdi kestiğim soğanlarımı da tekrar tepsimin içerisine alacağım. Evet, böyle soğanlarımızı da üzerine gezdiriyoruz. Arkadaşlar çok lezzetli bir çorba olacak. Çünkü bu domatesleri güzelce bunları böyle fırında pişireceğiz. Karamelize olacak. Zaten adı da üzerinde çorbamızın. Karamelize domates çorbası. Şimdi soğanlarımı da böyle atıyorum içerisine. Evet. Şimdi de burada arkadaşlar böyle iki diş orta boy olacak şekilde sarımsağım vardı. Onu da küçük küçük doğradım. Sarımsağımı da böyle serpiştiriyorum üzerine. Burada da bir tatlı kaşığı toz şekerim var. Toz şekerimizi de böyle serpiyoruz sebzelerimizin üzerine. Bir tatlı kaşığı da kekiğim var. Kekiğimi de serpiyorum. Böyle hatta yanıma alayım. Böyle kekiğimizi de serpiyoruz. Bir tatlı kaşığı da arkadaşlar biberiyem var. Biberiyemi de böyle gene sebzelerimin üzerine serpiştiriyorum. Şimdi burada da zeytinyağım var. Arkadaşlar böyle 2 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı gezdireceğim. Bu şekilde üzerlerine. Zeytinyağı yerine sıvı yağ da, ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu gezdirdim. Şimdi arkadaşlar tuzumu yanıma almayı unutmuşum. Hemen tuzumu alıp hızlıca geliyorum. Ve böyle bir çay kaşığı da böyle tuzumdan serpiyorum üzerlerine gelecek şekilde. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi fırınımı önceden ısıtmıştım. Önceden 220 dereceye ayarladığım fırınımın içerisine bu domateslerimi bu şekilde atacağım ve güzelce pişince çıkartacağız. Diğer işlemlere geçeceğiz. Domateslerim piştiler arkadaşlar. Benim fırınımda 40-45 dakikada çok güzel bir şekilde böyle gördüğünüz gibi piştiler. Şimdi arkadaşlar ben bunu böyle çok sıcak şöyle tutayım. Böyle derince bir kabın içerisine alacağım. Çünkü blenderdan geçireceğiz. Böyle domateslerimizi döküyoruz. Çok güzel karamelize olmuşlar. Soğanlarımızla birlikte aldık böyle bir kabın içerisine. Şimdi bunu kenara alıyorum. Evet, şimdi bunu güzelce blenderdan geçiriyorum. Evet arkadaşlar, güzelce domateslerimizi böyle blenderdan geçirdik. Şimdi arkadaşlar bunu, burada bir tel süzgecim var. Bunu da güzelce süzeceğim ayrı bir kabın içerisine. Dilerseniz bu şekilde de çorbanızı pişirebilirsiniz. Ama şimdi bunu bir tabağın içerisine alayım ben. Şöyle bırakalım. Ama bu şekilde pişirirseniz o domatesin kabukları çıkar. Güzel bir görüntü olmaz. O yüzden şimdi bunu tel süzgeçten güzelce süzeceğim. Evet, iyice böyle kaşığın tersiyle güzelce süzdüm. Arkadaşlar bakın, bu çöplerini artık kullanmıyoruz. Atıyoruz çöpe. Şimdi şurayı da böyle güzelce sıyırıyoruz kaşığımızla süzgecimizin dibini. Evet, şimdi çorbamızı pişirmeye geçiyoruz. Tenceremizi ocağımızın üzerine alıyoruz ve ocağımızın altını da açıyoruz. Şimdi içerisine böyle bir yemek kaşığı dolusu tereyağımı alıyorum.
Tereyağımın üzerine böyle bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Sadece bir yemek kaşığı kadar. Ve şimdi yağımın erimesini bekliyorum arkadaşlar. Evet, yağım eridi. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı dolusu unumu döküyorum. Ve sürekli karıştırarak unumuzun kokusunun çıkması için biraz böyle kavuruyorum arkadaşlar. Evet, bir dakika kadar unumuzu kavurduk. Şimdi arkadaşlar süzmüş olduğum domateslerimi içerisine döküyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Evet, şimdi de suyunu içerisine dökeceğim. Arkadaşlar burada 1 litre suyum var. Yani klasik su bardaklarıyla 5 su bardağı soğuk suyum var. Hatta bu kabımın içerisine dökeyim. Onu öyle çalkalayıp dökeyim ki hem israf olmasın. Evet. Böyle suyumuzu da döküyoruz. Ve çorbamızı karıştırıyoruz. Arkadaşlar kaynama noktasına gelene kadar böyle karıştıralım. Daha sonra da çorbamızı pişireceğiz. Çorbam kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra böyle 3-4 dakika kadar kaynattım. Şimdi içerisine arkadaşlar tuzunu katacağım. Tuzunu tamamen damak zevkinize bırakıyorum. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben böyle 2 çay kaşığı dolusu attım. Siz de damak zevkinize göre tuzunu ayarlayın. Arkadaşlar burada da böyle yarım çay kaşığı karabiberim var. Karabiberimi de içerisine katıyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Ve şimdi de arkadaşlar burada böyle klasik su bardaklarıyla bir su bardağı sütüm var. Sütümü de çorbamın içerisine böyle döküyorum. Ve çorbamı karıştırıyorum. Şimdi çorbamı pişmeye bırakacağım. Tabii ara ara kontrol edin. Kontrollü bir şekilde çorbamızı pişiriyoruz. Evet, çorbam pişti. Arkadaşlar sütümüzü döktükten sonra sadece böyle 8-10 dakika kadar kaynatıyoruz orta ateşte. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bakın şimdi kıvamını da göstereyim size. Böyle bu kıvamda olması gerekiyor. Şimdi çorbamı servis tabağıma alıyorum. Evet, şimdi üzerine de böyle kaşar peyniri rendelemiştim. Kaşar peyniri serpiyoruz servis esnasında. Böyle kaşar peynirimizi de serpiyoruz. Evet, bu kadar yeterli. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.